Cansu, ya siz delirdiniz mi? Böyle bir şeyi neden saklıyorsunuz? Azra istedi. Beni Cenk'in yanında ilk gördüğünde tanımazlıktan gelen oydu, ben değildim. İyi tamam, peki sen niye söylemedin? Ben Cenk'le konuşacaktım ama... Tarık'cığım siz Azra'yı tanımıyorsunuz. Yani Azra Cenk'le Cansu'nun beraberliğini istemiyordu. O ilişkiye zarar verecekti. O yüzden konuşamadı kız. Tamam, peki anladık da Feride Hanım'la nasıl tanıştı bu kız? Cenk'in arkadaşı değil mi Azra? Ah Azmi Beyciğim, ah bir bilseniz. Siz Azra'nın oyunlarına kafa yormaya kalkarsanız işin içinden çıkamazsınız. Anneciğim iyi misin? Melis babaannenin ayağının altına bir yastık koy hadi. Telaş etmeyin. İyiyim ben, iyiyim. Babaannem nasıl telaş etmeyelim? Aklımız çıktı sana bir şey olacak diye. Nazar boncuğum, merak etme, iyiyim ben. Şimdi beni yalnız bırakın siz. Cenk, Azra ile konuşacağım. Anne Sumru'nun anlattıklarını duymadın mı? Hepsini resmen planlamış. Ne konuşacaksın anlamadım ki. Ya babaanne, Cansu bile bize bir şey anlatmadı korkusundan. Ya kızı tehdit etti herhalde. Azra öyle bir kız değildir. Bana söylemediğine göre bildiği bir şey vardır. Konuşacağım ben onunla. Babaanne, şimdi onun sırası değil. Sen bir toparlanmana bak, bir iyileş önce. Çağırın dedim. Peki. Yok Azra, gitti. Tabii, yüzü mü kaldı? Yok, o benimle konuşmadan bir yere gitmez. Kovdum anne, kovdum. Kovdum. Kovdun mu? Evet, kovdum. Çünkü artık burada durması gerekmiyordu. Ne yaptın sen? Sen kimi kimin evinden kovuyorsun Serap? Nasıl Feride Hanım? İyi mi? İyi iyi, merak etmeyin. Benim onunla konuşmam lazım. Azra Hanım, yukarısı şu an çok gergin. Sizi görüştürmeyecekler. Siz şimdi gidin, ben sizi yarın buluşturayım, olmaz mı? Ben Feride Hanım'la görüşmeden hiçbir yere gidemem. Feride Hanım? İyi işte. Serapcığım senden çok özür dileriz. Gerçekten çok mahcubum sana karşı. Ama bu Azra'nın kafasına göre hareketler yüzünden biz de mağdur oluyoruz işte. Yani keşke yine de bazı şeyleri önceden bilseydik Sumru. Hadi Cansu korktu, çekindi. Sen niye bu kadar boyun eğdin ki şu kıza? Yani boyun eğmek değil ki bu. Siz Azra'nın nasıl kötü biri olduğunu bilmiyorsunuz. Ben bizi korumak zorundaydım. Kızımı korumak zorundaydım. Cenk, ben gerçekten çok üzgünüm. Serap teyze, sizden de özür dilerim. Ben böyle olmasını istemedim. Cansu, hadi gidelim biz de artık. Herkes fazlasıyla gerildi. Serapcığım, sen de kafanı topladığında tekrar konuşmak isterim. Olur mu? Olur. İyi akşamlar çocuklar. Azmi Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi Cansu. İyi akşamlar. Anne.
bırak lütfen. Şimdi sen bu çelen gruba girdin ya, bu ailede yaşadığımız şeyler hakkında onları bahsetmesen hiç. Sebep? Cansu oradan biriyle çok ciddi bir beraberlik içinde de Cenk belki sana söylemiştir. Şimdi bütün bu yaşananların Cansu'nun mutluluğunu etkilemesini istemiyorum. Yüzsüz hala gitmemiş. Ben bir konuşayım. Sen dur Tarık. Bakın. Tarık, hadi evlat, biz de gidelim. Azmi Bey, siz kalın lütfen. Konuşmak istediğim şeyler var sizinle. Sen hala ne arıyorsun burada ya? Babaannenle konuşmam lazım Cenk. Ne konuşacaksın sen babaannemle ya? Onu kandırdın yetmedi mi artık, incittin yetmedi mi? Gerçekten savunacak mısın kendini? Cenk bak, ben kötü bir şey yapmadım. Ha, kötü bir şey yapmadın sen tabii. Gerçekleri ben gizledim değil mi? Hayatımıza sinsice girdin. Kardeşini bile tanımamazlıktan geldin sen ya. Bak Cansu'yu senden saklamamın sebebi Sumru'ydu. Sumru gelip benden rica etti. Cansu'yla ilişkinizi korumak için. Ha, bilmediğimiz anlaşmalar da var yani. Ya ben gerçekten bu olayı artık takip edemiyorum. Gerçekten zorlanıyorum ya. Ama bildiğim tek bir şey var. Senin bir şeyler planladığın apaçık ortada. Tamam Cenk, o zaman hiç konuşmayalım. Nasıl olsa bana inanmayacaksın. Ben sana neden inanayım ya? Babaannem senin yüzünden yatıyor yukarıda. Ailemin huzuru kalmadı senin yüzünden. Kendi ailem bile nefret ediyor senden. Bak babaannen yukarıda yatıyorsa benim yüzümden değil, senin yüzünden yatıyor. Ayrıca ben senin aileni tanımıyorum, etmiyorum ve onlarla hiçbir derdim yok. Cansu ile Sumru'ya gelirsek onlar da kendi bencilliklerini yaşıyorlar şu anda. Ama sen benden nefret ettiğin için bana inanmak yerine gidip onlara inanmayı tercih ediyorsun. Söylenenlerin hiçbiri doğru değil Cenk. E doğruları konuşalım o zaman. Bana şunun cevabını versene. Babaannemi nereden tanıyorsun? Ve bu mirası neden kabul ettin? Soruların cevabı bende değil Cenk. Hala oyun oynuyorsun ya. Hala. Babaannene çok üzüldüm ya. Kadın resmen kalpten gidecekti. Değil mi? Ama onlar da kardeş çıktılar resmen, yani şaka gibi. Kardeş değiller, üveylermiş. Ya tamam, ne fark eder? Çeteler işte yani. Bir ara benim kafam karıştı. Kim kimin neyi, kimin fesi, hiçbir şey belli değildi, anlamadım. Ya asıl ben Cansu üzüldüm. O şeytan nasıl sindirmişse onu gagını çıkaramadı, konuşamadı ya. Cansu Hoca ya. Böyle okulda asıyor kesiyor ama... Evde ezikmiş ha. Ceyda sen burada kalıyorsun galiba. Saat kaç? Burada kalıyor tabii. Tamam Ardacığım, ben... Yani benim odamda kalabilir diye sordum. İyi tamam. İyi ki ailem yok ya. İlk defa buna şükrediyorum gerçekten. Of! Of yine of! Ne geceydi ama? Ay! Şimdi anladın mı anneciğim niye Cenk'e gerçeği söylemek istediğimi? Aslında iyi bile oldu. Anne nesi iyi oldu? Cenk Azra'yı harcayacak diye biz de yalancı konumuna düştük. Ben Serap'la konuştum bir kere. Ortalık sakinleşsin, bir kez daha konuşurum. Söyledim ona, Azra bizi de tuzağa düşürdü dedim.
Ama Cenk bana da çok bozuldu. Bozuldu bozuldu ama sonunda Azra seni de korkutmuş dedi. Esas ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Feride Hanım ne yapacak? Azra'nın gerçek yüzünü gördü. Ha bilmiyorum. Hani ben yatacağım. Vallahi bu kadar aksiyon yeter. Bugün başım çatlıyor çünkü. Uy ben de yatacağım zaten. Benim flörüm ne arıyor burada be? Dolaptaydı. Mert oynarken falan indirmiştir. Mert yapmaz öyle şey. Fatma. Ne oldu ki? Anne. Nerede bunlar? Çığırından çıktı Azmi Bey. Ya yaşanan tüm bu rezilliklere rağmen annem o kızdan vazgeçmiyor. Yok. Bu geceden sonra Feride Hanım'ın Azra konusunda ısrar edeceğini düşünmüyorum ben. Azmi Bey, annemle daha az önce konuştum. Azra yalan söylemez, Azra bunu yapmaz. Mutlaka bir şey var deyip durdu. Vazgeçmeyecek, tanıyorum ben annemi. Bakın, yarın erkenden beni avukatla görüştürüyorsunuz. Akıl sağlığı raporu için gerekli işlemleri başlatacağız. Peki Cenk'le konuştunuz mu? O ne diyor? Gerçeği ortaya çıkardığına göre artık yanımda duracaktır. Bu yaptığı dolandırıcılık. Yaşlı bir kadının zaaflarını kullanarak kandırıyor. Bitecek bu iş Azmi Bey. Bitecek. Gerekirse annem akıl hastanesine gidecek. O kız da hapse girecek. Neler olup bittiği umurumda bile değil. Sanki herkes seni üzmek için anlaşmış gibi. Cenk de bunun bir parçası olmuş. Ama sen bunun hiçbirini hak etmedin. Feride Hanım'a en mutlu gününde yaşattığıma bak. Kendimi affedemiyorum. Bunlar senin suçun değil. Ne fark eder Tarık? Ne fark eder? Feride Hanım şu an yukarıda acı çekiyor ve ben burada hiçbir şey yapamadan oturuyorum. Tarık. Hadi oğlum gidiyoruz. Yarın bir şekilde konuşursun. Şimdi görmene izin vermezler. Burada böyle oturup kendini üzme. Hadi gel gidelim. Ben Feride Hanım'ı görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada bekleyeceğim. Peki.
Ne olursa olsun ben senin yanındayım. Akşam iyi değildin ya babaanne. Ben de işte ne olur ne olmaz diye. Sen kendince evham yaptın ha? Bak. Gayet iyiyim. Gördüğün gibi. İçini ferah tut. Ben ne yaptım babaanne ya? Azra'nın yalanını ortaya çıkaracağım diye seni çok üzdüm ben. Kendini suçlama oğlum. Duyduklarım bana ağır geldi. Ama... Ben sadece seni korumak istedim babaanne. Sadece seni korumak istedim. Yoksa para, pul, fabrika hiçbir şey umurumda değil benim. Biliyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun babaanne. Ben belki de senin sandığın kadar iyi biri değilim. Sen bana kızmakta hep haklıydın. Ah Cenk. Şu içindeki fırtınayı bir dindirebilsen. Bir sakinleşebilsen. İşte o zaman doğru kararlar verebileceksin. Babaanne üzerime bu kadar düşmesem belki her şey daha kolay olacaktı benim için. Bu elimde değil Cenk. Ben sizlere... Babasızlığı hissettirmemek için çalıştım. Biliyorum. Biliyorum babaanne. Ben sana çok haksızlık ettim. Çok sorumsuz davrandım. Ama sen benim için her şeysin biliyorsun değil mi? Sen benim geçmişimsin. Çocukluğumsun. Benim bende o kadar çok hakkım var ki ben... Ne yaparsam yapayım ödeyemem. Bak Azra'ya güvenmişsin. İnanmışsın. Anlıyorum seni. Ama Azra'da doğru olmayan bir şeyler var. Lütfen bak. Lütfen seni kandırmasına izin verme. İstersen kendi kızın yerine koy. Bütün mirasını ona ver. Hiç umurumda değil. Ama lütfen, lütfen gerçekleri görsen de artık. Bazen gerçekler göründüğü gibi olmuyor. İşin aslını öğrenebilmek için özüne inmek lazım. Sabretmeyi bileceksin. Herkesin harcı değil. Gün gelir sır olmayı, gün gelir sırdaş olmayı öğrenmelisin. Azra'yı kastediyorsan haklısın. Sır saklama konusunda onun üstünde kimse yoktur herhalde. Ben Azra'yı tanıdığımda
Önce babasını kaybetmiş. Sonra kardeşini kaybetmiş. Hayatla mücadele eden bir kız görmüştüm. Ama sonra hiç tanımadığım bir Azra çıktı karşıma. Yalanlarla, ikiyüzlülükle. İyi mi kötü mü karar veremedim. Hayat gibi desene. Hepimiz hata yaparız oğlum. Hata yaptık diye kötü mü oluruz? Önünde sonunda insanız. İşte ben senin gibi affedici olamıyorum babaanne. Hele sana yaptıklarından sonra hiç olamam. Azra'nın üstüne gitme. O ne bana ne de ailemize zarar verecek bir kız değil. Ya babaanne, işte bak bunların bende açıklaması yok. Azra'ya soruyorum, tek cevap vermiyor bana. Sana soruyorum, sen zaten ser verip sır vermiyorsun. Ben ne yapayım babaanne, ben ne düşüneyim bu durumda? Doğru bildiğini yap. Bazen dertler akıl yoluyla çözülmüyor. Gönül gözünü dene bir de. Benim için ihanetin tek bir adı var. Hepimiz bir imtihandan geçiyoruz. Rabbim türlü türlü sınarmış. Çocukken hayat ne kadar kolaymış. Yere düştüğümde hep sen kaldırırdın beni. Yanımda hep sen vardın. Ağlamaya bile fırsatım kalmazdı. Şimdi de bir farkı yok ki. Gene ben varım yanında. Sen benim yanımda değilsin ki babaanne. Sen hiç tanımadığın birinin yanındasın. Ona kol kanat geliyorsun. Canım oğlum. Telafisi olmayan tek şey... kinle dolu bir kalbe hapsolmaktır. Vefasızlıktır. Allah'ım ne olur Şeker teyze çıksın şu kapıdan. Yine sımsıcak baksın. Beni affetsin. Hadi bakayım kalk elini yüzünü yıka. Kendini toparla biraz. Kahvaltını yap sonra işi. Kalkmadı mı Feride Hanım? Kalkacak hal mi kaldı kadında? Az daha kalpten gidiyordu. Bir de Azra çıktı başımıza. Bilip bilmeden konuşma. Ha sen çok iyi biliyorsun. Daha fazla bela olmadan gider şu evden inşallah. Sen neye bakıyorsun orada? Yok bir şey ya. Yok yok, ben bir bakayım. Sen dönüp duruyorsun burada. Bir bakayım ne var aşağıda. Yüzsüz. Gitmemiş daha. Ben Serap Hanım'a haber vereyim. Hayır, hayır, hayır. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Karışmasana insanlara. Ya görürlerse olay çıkacak Hasan. Ya sen karışma. Günaydın. Günaydın Feride Hanım. Hasan, ben hazırlanacağım. Hemen çıkalım. Başüstüne. Belkıs, ilaçlarım nerede? Getirebilir misin lütfen? Dolaba koymuştum. Hemen getireyim. Sağ ol. Aa, neredesin oğlum sen? Aa, bu halin ne senin? Babaannenin odasında ne işin vardı? Bir şey yok. Sen burada mı sabahladın yoksa? Evet. Uyumadın da tabii bütün gece. Sabah karşı uyuyakalmışım. Nasıl durum peki, iyi mi? Daha iyi. E konuşsaydın o zaman babaannenle biraz. Umarım Azra ile ilgili fikri değişmiştir artık. Nasıl düşürdün ama dün gece maskesini? Azra ile konuşmadan onun fikri değişmez. Zaten yorgundu. Uyudu. Hah anneciğim, nasılsın? Nasıl oldun? Daha iyi misin? İyiyim.
İyi ama keşke kalkmasaydın sen, biraz daha dinlenseydin. Hazırlanıp çıkacağım. Müsaade ederseniz tabii. Ha tabii. Ha sen hemen çıkmıyorsun değil mi? Konuşalım biraz. Yok, bir duş falan alırım. Tamam. Serap Hanım. Şey... Ben kız. Geldim. Yok. Fatma da açmıyor, Meryem de açmıyor. Neredelerse. Anne, Meryem'e niye gitsinler zaten? Evin adresi belli, her şey belli yani. O da doğru aslında. Bir de çanta yapmış gitmiş ha. Spor çantamı almış. Gözlüğümü almış. Flör çekmecemi karıştırmış. Kıyafetlerimi almış. Kemal'in alyansı var ya, onu da almış. Hırsız kadın. Ya ben onu bulursam o kadar kötü yapacağım ki. Anne. Artık ne olur numara yapmayı bırak ya. Ne diyorsun sen? Ne numarası be? Ha? Sen planladın, her şeye gideceklerini biliyordun. Cansu saçmalıyorsun. Eğer öyle bir şey olsa bu eve niye getireyim onları ben? Getirdin çünkü beni ikna etmek istedin. Sonra da Fatma'ya dedin ki al Mert'i git artık, yalan söylemeyi bırak lütfen ya. Ya bırak Cansu ya. Sen bırak istersen. Benim tek derdim bu işten zararsız sıyrılmak. Başka da bir şey istemiyorum. Peki madem öyle, neden şu an yoklar? Ya da şöyle sorayım. Niye kaçıp gittiler? Hani ben artık sana güvenemiyorum. Yani her ne plan... Cansu. Hakkımda şikayet var, farkında mısın? Ben Mert'i bulup Azra'ya sağ salim teslim etmek istiyorum, o kadar. Eğer Fatma hata yapıp da polise yakalanırsa, polise konuşur. Mert buraya geldiğini söyler, o zaman ben yanarım. Niye böyle bir şey yapayım? Aklın alıyor mu senin? Peki madem öyle, Mert'i Azra'ya teslim edince Fatma'ya ne olacaktı? Polise mi teslim edecektin kadını? Düşünmedim öyle bir şey. Hayır tabii ki. Delinin teki o. Konuşursa ilk beni yakar. O zaman? Hayır yani gerçekten merak ediyorum ne planladığını. Fatma'ya ne olacaktı? Düşünmedim dedim Cansu. Bir yolunu bulacaktım elbet. Yani Mert'ten ayırıp kadına yol verdiğinde kadın polise konuşmayacak mıydı? Anne, kadın delinin teki. Gözü dönmüştü, arabanın üstüne atladı. Unuttun herhalde. Ben senin nereye varmaya çalıştığını anlıyorum. Ağzında gevelim istersen. Diyorum ki, sen zaten hiç onları ayırmayı düşünmedin. Fatma'yı paraya verdin, güle güle. Öylece aklınca Azra'dan intikam almış oldun değil mi? Pes Cansu, pes. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Seni görmeden gitmek istemedim. Özür dilerim. Bak biliyorum bana çok kızgınsın. Ama son bir defa beni dinlemek istersen. İsterim. Ama bu sefer her şeyi bir bir anlatacaksın bana. Hiçbir şey saklamadım. Hadi düş önüme bakalım, konuşalım seninle. Somurtup oturma anne. Yani ben açıkçası senin parti falan vermeni bekliyorum. Mert'ten kurtuldun. Yakında dosya da kapanır nasıl olsa. Sen şimdi onları alıp böyle güzel bir yere yerleştirmişsindir uzakta. Polis falan da bulamaz değil mi? Yapma Cansu. Eğer öyle bir şey olsa gece çıkıp niye sokak sokak onları arayayım? Benim gözümü boyamak için yaptın. Sana ne oluyor ya? Sen hiçbir zaman Mert'e düşkün olmadın ki. Bir güne bir gün elini tutup da ablalık yapmışlığın yok. Nereden çıktı bu kıymet verme, bu düşkünlük? Anne, Mert benim öz kardeşim olmayabilir. İyi bir abla da olamamış olabilirim. Ama acımasız değilim. Hele sevgisiz hiç değilim. Sen Mert'i hiç sevmedin ki. Ben Mert'i sevmedim ha? Çok yanılıyorsun Cansu. O çocuğu ben sevdim. Azra yatılı okula gitti. Orada okudu. Daha sonra da Amerika'ya gitti. O orada gezerken burada kimse yoktu. O çocuğa ben baktım. Senin de umurunda değildi. Hiçbir şekilde umurunda değildi. Çünkü sen de kendi kıskançlığını
onunla mücadele ediyordun. Azra'yı kıskanmakla meşguldün. Azra'yı kıskandığını nereden çıkardın? Bal gibi de öyleydi. Bununla da ben mücadele ettim. Sen kendi aklının, kendi güzelliğinin farkına varmayacak kadar kıskançlığın içinde boğulmuştun. Köşelere çekilip duruyordun. Kendini küçük görmekten başka hiçbir şey yapmadın. Anne, ben Azra'yı kardeş gibi gördüm. Yapacak başka bir şeyin yoktu ki çünkü. Ona iyi davranmaktan başka hiç seçeneğin yoktu. Kendi nefretinle böyle mücadele ettin. Kardeşçilik oyunu oynayarak. Çünkü o kadar iyiydi. O kadar sevimliydi ki dayanamıyordun, değil mi? Bak şimdi görüyorsun. Mert'e gelince. Ben o çocuğu sevdim. O yüzden bana anne dedi. Ona katlandım. Zorluklarına, huysuzluklarına katlandım. Çünkü benim için sevgi katlanmakla ilgili bir şey. Biliyor musun Cansu? Benim hayatımda çünkü annem, babam kötü duruma düştüğümde bir güne bir gün bana katlanmadı. Böyle bir şey görmedim. Gitmemiş kız, beklemiş kapıda. Kim? Kim olacak? Azra Hanım. Nasıl yani? Bahçede mi beklemiş? Ne bileyim ben. Belkıs abla söyledi. Ya babaannem de bir vazgeçemedi şu Azra'sından. Dün akşam hiçbir şey yaşanmamış gibi birlikte çıkıp gittiler. Bana neden söylenmiyor? Ay, evde herkesin ayarları değişti yani. Biri sabaha kadar odasında başında bekliyor, öteki kapıda. Anne, bana ne bağırıyor? Kimmiş o kapıda bekleyen? Azra. Gitmemiş, sabaha kadar burada durmuş. Gitmemiş kız Cenk. Bu nasıl bir rahatlık anlamıyorum yani. Hala konuşacak yüzü varmış, biz ne yapalım? Yani konuşacak ki? İşte babaanneme yalvaracak Feride Hanım. Lütfen beni affedin Feride Hanım. Ben üvey kardeşlik diye söylemedim ama aslında öz gibiydik. Öz gibiydik diye söylemedim ama aslında üvey gibiydik de. Dün akşamın özeti. Arda tamam sen de ya, komik değil. Tamam ya. Artık sabredeceğiz, ne yapalım? Babaannem için katlanacağız. Al bir rahat daha. Anne, ben rahat falan değilim. Belli gözlerin şişmiş. Dün akşam yaşananlardan sonra belli ki hiçbir şey değişmemiş. Babaanneniz akıl sağlığını tamamen kaybetmiş. Azra diyor kadın, başka bir şey demiyor. Ne yapalım? Geriye yapacak tek şey kalıyor o zaman. Ne yapacağız? Rapor alacağız. Ne raporu? Akıl sağlığı yerinde değil raporu. Hukuki yollara başvuracağım. Sen babaannem için mi alacaksın bu raporu gerçekten? Gerekirse yasa zoruyla, evet. Çünkü o kendini aklı başında zannediyor hala. Anne, sen ne dediğinin farkında mısın ya? Cenk, Allah aşkına sen olanlara bir baksana. Ya kızın bütün rezilliğini ortaya dökmene rağmen babaannen hala vazgeçmiyor. Sence bu normal birinin yapacağı şey mi? Değil. Kadının akıl sağlığı yerinde değil, net. Gitsin yatsın, tedavi olsun. Onun hakkında böyle düşündüğüne inanamıyorum bile ya. Babaanneme bunu yapmana izin vermem. Kabul etmiyorum. Anne, abim haklı. Evet, yani hepimiz kafayı yiyebiliriz ama babaannem gayet sağlıklı ve aklı da yerinde. Ha, tabii Ceyda ile buluşturdu ya, yağcı. Sen de saçma sapan konuşma, ne alakası var onunla? Tamam, zaman zaman ben de sinirleniyorum ama bu kadarı da fazla. Hem zaten ne bu? Kim evde problem yaratsa hemen onu hastaneye kapatma derdindesiniz. Hayır, bana da aynısını yaptınız, oradan biliyorum. Ne bakıyorsun anne? Senin durumun farklıydı. Karıştırma Arda. Şu konuyu tartıştığımıza bile inanamıyorum ya. Bence annem haklı. Anne, geç bile kaldık bak. Daha fazla bir delilik yapmadan gitsin tedavisine olsun. Melis, kendine gel, ne diyorsun sen ya? Ha? Asıl siz delirmişsiniz. Şu konuştuğumuz konuya bakın ya. Anne bak sakın. Böyle bir şey yapmıyoruz. Bu konuşma burada bitti. Konuşulmadı. Afiyet olsun.
Mert. Günaydın oğlum. Anne nerede? Gelmedi daha. Aradı beni. O başka yere gelecekmiş. Neresi? Otel var. Bir tane otel. Oraya sonra gelecek. Piyano okuluna gidecekti. Gideceğiz. Gideceğiz tabii. Sumru anne gelsin. Gideceğiz. İşte sen konser vereceksin sonra. Orada herkes seni alkışlayacak değil mi? Mert acıktı. Mert acıktı. Mert acıktıysa o zaman tabii ne yemek istersin? Mantı. Mantı, mantı. Nerede buluruz burada acaba? Bir bakalım. Bakmamız lazım. Biraz şöyle dolaşalım mı? Ha? Bakalım. Gel bakalım. Hadi gel. Yaşadıklarım beni çok üzdü. Bir diğer sebebi de buydu işte Şeker teyze. Seni üzmekten öyle çok korktum ki. Sumru ile yüzleşmek isteyecektin. Cansu meselesi karışacaktı. Ne yapacağımı bilemedim ben de. Cansu Cenk ile liseden beri arkadaş. Bundan bahsetmedi mi Cansu sana? Babam evlendikten sonra ben hep yatılı okudum. Sadece hafta sonları gelebiliyordum eve. Sonra üniversite bursu çıkınca zaten gittim. Cansu bana karşı hiçbir zaman açık olamadı bu tür konularda. Ama seni Sumru konusunda nasıl affedeceğimi bilemiyorum. Bir taraftan emniyete gidip kadından şikayetçi olduk. Bir taraftan da işletme için destek verdin. Beni çok zor durumda bıraktın. Haklısın, çok haklısın. Özür dilerim. Biz emniyete girince ben o kadar panik oldum ki zaten. Eh be kızım, bu kadar şey yaşadın madem, neden sakladın ki? Seni dün gece o durumda görünce ne kadar büyük bir hata yaptığımı anladım ben de. Çok özür dilerim. Seneye doğum günümde böyle sürprizler istemiyorum. Anlatmadığın şeyler varsa şimdi anlat. Yok. Affettin mi beni? Affetmeyecek bir şey yok. Ama doğrusu sana çok güvenmiştim. Beni ailemin karşısında mahcup ettin. Seni bu kadar utandırdığım için kendimi asla affetmeyeceğim. Peki şimdi ne olacak? Devam edebilecek miyiz biz bu oyuna? Azmi Bey, nihayet yarım saattir meşgul telefonunuz. Kusura bakmayın, önemli bir görüşme yapıyordum da. Şimdi avukata geldim, görüşeceğim onunla. Tamam, ben sizden haber bekliyorum. Bu arada Cenk'le konuştunuz değil mi? Haberi var. Konuştum, evet konuştum. Yani çocuklar da destekliyorlar. Peki uzun sürer mi kararın çıkması? Sanmıyorum. Merak etmeyin, bana bırakın, halledeceğim ben. Görüşmem için sizi arayacağım. Tamam.